Evet, muhabir arkadaşımız Sercan Dikmen'in ve Ghost transferi ile ilgili geçtiği son bilgi de şu şekilde. Geleceğini belirleyeceği kararı kısa süre içerisinde verecek. Beşiktaş yönetimi ve Korsa yaptığı 2 milyon euroluk teklif oyuncunun istediği 2,5 milyon euro seviyesine yükseltilirken başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek. 29 yaşındaki golcü futbolcu da Beşiktaş'ın son teklifinin ardından haber yolladığı ve birkaç gün içerisinde kararımı bildireceğim dediği kaydedildi. 2,5 milyon euro seviyelerine çıktı Beşiktaş ki Başkan Ahmet Nurşebi de daha çok genç isimleri transfer döneminde gündemlerine alacaklarını ama bunu bir tek santrafor transferinde daha tecrübeli bir isimle aşacaklarını belirtmişti Mehmet. Ben omurgada yaşa takılmam, yani kale, stoper, iyi bir orta sahancısı, Hamşik örnek veririz, çok isim sayarız. Keza ön tarafta tecrübeli oyuncular ama 29 yaş çok ideal bir yaş zaten santrafor için. Bir de bilmiyorum, hani çocukluğumdan beri Hollanda'dan hep iyi forvetler çıkıyor. Evet. O lig zaten hep golcülerin ön plana çıktığı bir lig. Hollanda Ligi'nde de bir 27 gol atmış Alkmaar'da. O ölçü olmaz tabii bizim lig için Ceyda ama hani Bundesliga'da 20 golleri, 25 golleri görmesi çok değerli ve korsun o kariyerine baktığımızda. Burnley'de o golleri atamaması benim için ölçü değil. Badu Endel'le röportaj yaptığımı hatırlıyorum. Süper Lig'de çok fark yarattı. İngiltere'de tutunamadı Badu Endel. Oranın temposu, hızı. Ya Premier Lig'i geçtim. Bizim ligimiz Championship'e zaten eş değer düzeyde diye biz. Osayi Samuel de oradan gelmişti. Kağıt üzerinde CV olarak çok doğru bir transfer olarak görüyorum Weghorst'u. Hani hep böyle Van Persie'yi hatırlıyoruz. Her takıma lazım. Profili çok her doğru. Ya Bastos da öyleydi. Fenerbahçe'nin de gündeminde oldu. Bastos'u getirmedi mesela bizim takımlarımız. Hep gündeme gelmişti. Sporting'de bayağı gol attığını hatırlıyorum. Yani o profil. Yine Luke de Jong, Barcelona yedek forveti olmuştu. Hani illa A sınıf Hollandalı değil. Burada B sınıf Hollandalı forvetler de iş yapar. Beşiktaş'ın bir forvete ihtiyacı olduğu aşikar. Bir de tabii burada Valerian İsmail'in de sonuçta üçlü savunmayla devam edecek. O ileri uçtaki oyuncu önemli. Ben doğru bir transfer olarak görüyorum. Onu net olarak söyleyeyim Ceyda. Gürcan abi. Öyle öyle. Yani her takıma lazım bir oyuncu. 17 maç iyi gol benim için ölçü değil Gürcan abi. Değil Burnley'de değil. Attı. Premier Lig zor. Hayır ya. Şey nereden gelmişti? Wolfsburg. Burnley 10. Evet. Alkmaar çıkışlı. Sörlot. O da Premier Lig hiç atamadı. 30 tane attı. Yani o Premier Lig'de oynayamadı. Gomis'te bu arada Swansea'de çok atamadı. 7-8 gollü ortalaması. Premier Lig ya biraz şey yapacağım hani ben bizim ligin matematiği. İngiltere'den hele yani İngiltere'den getiriyorsun oyuncu buradaki tempoyu her türlü kaldırıyor, öyle bir gerçek var. Çok nadir istisnalar var. Yani bir de şu var ama yani santrafor dediğin zaman muhtaç oyuncudur. Yani birilerinin ona top getirmesi lazım. Ki gol atsın. O nedenle kim, hangi santrafor alırsan al, eğer arkasına doğru bir organizasyon kuramazsa onu top taşıyacak, onu transfer top, en çok Beşiktaş'ta Gezal sevindir. Topla yani. Bulacak, buluşturacak. Bir orada, Beşiktaş'ta var o isim Gürcan abi. Organizasyon sağlayamazsan olmaz. Beşiktaş'ta Gezal var. Dediği gibi asist yapabilen. Fenerbahçe'de var, Trabzon'da Vakeme. Yani Cornelius, bugün Cornelius da Vakeme sayesinde. Ne asistler yaptı. Oyuncu. Ben hep söylüyorum. Mesut transfer olduğunda ben Fenerbahçe'nin santrafor olsam gece uyku tutmaz beni. Düşünün. Atak yapıyorsun. Top önüne geliyor. Ve istediğin gibi geliyor. İstediğin şekilde. O nedenle istediğin kadar iyi bir santrafor al. Doğru organizasyonu yani. Ona top getirecek doğru organizasyonda arkada kurman gerekiyor. Kuramıyorsan hiç almayacaksın. Mesela Bogos'a gelse Galatasaray'a şu kadroya. Zaten farkındaysan yıllardır forvetleri konuşuyoruz. Yani. CV olarak bakarsan Muhammed, Jagne, Gomis. Yani ben Halil'i çok forvet görmüyorum. Muhammed bu arada milli takımda da gollerine mesela devam ediyor. Mesela Gomis'i de Gomis yapan Rodriguez'di. Acayip top getirdi. Tabii. Acayip top getirdi. Yani onunla parladı. Zaten Gomis, Rodriguez gitti. Gomis de gitti yani. Zaten ayrıldı takımdan da. Ondan sonra Arap Yarımadası orada da çok gol atamadı. Yani mesela bu sene Kerem şut yerine pas tercihlerini yapsaydı birçok pozisyonda Halil de daha fazla gol atabilirdi. Gomis de daha fazla gol atabilirdi. Mesela Kerem'in mesela dünkü maçta da bir ara oyuncular milli maçta artık kendi şovlarına çevirdiler işi.
Yani kıstırdılar rakibi. Grogi haline getirdiler. Hepsi ayağını geçen vurmaya çalıştı. Kerem onun için uğraştı. Serdar onun için uğraştı. Halil onun için uğraştı. Rakipten dönüyor. Ver sağını, ver solunu. Bu arkadaşın atacak gol. Yani o genç oyuncularımızın muhtemelen menajerle vursan. Golü sen at. Değerini atsın. Şu atsın, bu atsın. Yani muhakkak o konularda bir sıkıntılı olabiliyor. İstatistik kovalıyorlar ne yazık ki. Ama doğru karar anı, yani şut ve pas tercihinde doğru karar vermek çok önemli bir forvet meziyeti. Çok önemli bir forvet meziyeti. Batu Şahin bunun sıkıntısını yaşadı. Tabii. Özellikle son vuruşlarda yüzdesi çok düşük kaldı Ceyda. Evet. Bu seneki Beşiktaş başarısızlığa ben Batu Şahin'den önce Alex Tekşer'e ve Pjanić'e yazarım. O iki isim benim için daha büyük hayal kırıklığı. Batu Şahin en azından gol dışında sağ içinde varlığını çok hissettirebilen, rakibi stoperleri bozan bir forvetti. Ama hani Beşiktaş'ta son dönemde iyi bir hava yakaladı. Dembaba'dan beri hep iyi forvetler var Beşiktaş'ta. Dembaba, Mario Gomez, Cenk Tosun, Abu Bakar, Burak Yılmaz hep yani... Golcüleri Beşiktaş'ı mesela Fenerbahçe o istikrarı yakalayamadı. İşte en büyük eksiği Fenerbahçe'nin golcü oldu. Kaytsov, Webolu periyottan sonra işte en son şampiyonluk zaten. Vedat Muriç belki bir tek biraz. Vedat Muriç. Oradaki problem de demin Gürcan abinin izah ettiği. İş for, yani tek başına Vedat Muriç. Arkasında Kruse istikrarsızdı. Geri Rodriguez, Galatasaray'daki Rodriguez değildi. Deniz Sürüç olmadı. Vedat çok tek kaldı. Onun dışı Fenerbahçe o konuda istikrarı hiç sağlayamadı. Mesela Beşiktaş için bu önemli. Peki Trabzonspor'da da aynı zamanda yine transfer gündemine dair gelecek oyuncuların yanı sıra takımda kimlerin devam edeceği de konuşuluyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen stoper Dansville ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı diyoruz. Detayına bakalım. Evet, Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonlukla tamamlanan sezonda sakatlıklar oldu, hastalıklar oldu, cezalı futbolcular oldu ama takım halinde çok kritik rol oynayan futbolcular vardı. Dansville aynı zamanda bunlardan biri Mehmet Sanki. Bir numara Dorukhan, evet. Joker'de, sağ bekleri çok iyiydi, orta sahada da iki numara Dansville. Sol stoper bazı maçlar ters ayakla sağ stoperde oynamak zorunda kaldı. İki solak oyuncu eşleştiği için hani Vitor Hugo ile ve Ahmet Can'da. Sol bek oynadı. Sol bek de oynadı bu arada. Yani her şampiyonun daha doğrusu oynamaya çalıştı. Her şampiyonun bu tarz oyuncu hikayeleri oluyor. Galatasaray'da Donk, Beşiktaş'ta Necip aklıma geldi bir anda Gürcan abi. Dansil de bu anlamda kalmayı bence hak etti. Altyapısı iyi olan bir oyuncu ve devam kararını ben doğru buluyorum tabii ama mali şartlar önemli. Umarım Trabzon istediği şartları ikna eder. Abi şey varsa, dediği gibi Mehmet'in, aynı şartlarda daha iyisini ya da daha umut vereni bulma şansı varsa devam etmek doğru. Çünkü tek hamleli bir oyuncu, kart görmeye çok meyilli. Evet.